Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere dantel çözümler programında daha beraberiz. Efendim bugün İlhan İrem konusunu konuşmak istiyorum. İlhan İrem konusu nedir? Kendisine buradan şifa duası edelim. Allah şifa versin. Ağır bir rahatsızlığı varmış. Böbrek rahatsızlığı galiba. Durumu kritikmiş, kötüleşiyormuş. O yüzden sevenlerinden dua istemiş. Bununla ilgili haberleri ben internette gördüm. Başlık da böyleydi. Sevenlerinden dua istiyor diye. Duyunca biraz şaşırdım şimdi. İlhan İrem kimdir? Bizim yaşımızda olanlar belki bilir de bizden daha küçükler çok tanımaz. İlhan İrem bir şarkıcıydı, besteciydi aynı zamanda. Biz küçükken TRT'de şarkıları çok çalardı. O çaldığında biz kanal değiştirmeye çalışırdık genelde ama yani çok sevilmezdi bizim kesim tarafından. Daha doğrusu kırsalda yani onun müzikleri biraz daha böyle nasıl diyelim batılılaşmışlara hitap ediyordu ama TRT'nin çok rağbet ettiği bir isimdi İlhan İrem. Sözleri falan ama şarkılarının bugünkü şarkı sözlerine falan göre çok kaliteliydi. Onu da söylemiş olalım, altını çizelim, hakkaniyetli olalım. İlhan İrem, ben bildiğim kadarıyla onu dinden uzak birisi olarak tanıyordum. Böyle bir şey duyunca tabii şaşırdım. İnternette bir araştırdım ya ben yanlış mı hatırlıyorum falan diye. 2010'da Milliyet'te galiba yayınlanmış bir röportajına rast geldim. Orada diyor ki ben dinlere inanmıyorum diyor. Hatta izah ediyor işte dinler bu dünyaya sadece acı, savaş, karmaşa getirdiler falan diyor. Demek ki 2010'daki hali öyleymiş. Ama 2022 geldiğinde belki de hidayet erdi, belki bir kalbinde açılım oldu ki sevenlerinden dua istiyor. Yani dua istiyorsa demek ki duanın gittiği merciye de inanıyor. Yani bir Allah'ın varlığına artık inanıyor demektir bu. Buna sevindim. Fakat bu haleti ruhiye biliyorsunuz çevremizde çok rastladığımız bir şey. Kitaplarda çok okuduğumuz bir şey. Tarihi metinlerde çok bize nakledilen bir şey bu olay. Mesela babam Cemil Meriç kitabında Ümit Meriç Hoca iki örneğini anlatıyordu bunun. Kişiler aklımda yok ama hadiseler aklımda. Cemil Meriç'in ahbabı da olan, sosyalist, marksist olduğu zamanlarda ahbabı olan birisi var. Hatta İstanbul'a ilk geldiğinde ona iş veriyor falan, geçimini sağlamasına yardımcı oluyor. Ünlü birisiydi ama şimdi isim aklıma gelmedi. Ona Cemil Meriç, Ümit Meriç daha doğrusu. Ümit Meriç Hoca ilerleyen yaşlarında sormuş. Kendisi de tabii o sırada ihtida yolculuğunu gerçekleştirmiş Ümit Meriç Hanım. Sormuş. Yani Allah'ın, ahiretin falan olduğuna hala inanmıyor musunuz? Gibisinden bir şey sormuş. Demiş ki, kızım demiş, senin yaşlarında yok gibiydi ama bizim yaşlarımıza gelince artık var gibi geliyor demiş. Bak, sizin yaşlarınızda yok gibiydi. Gençliğimizde bize yok gibi geliyordu. Ama şimdiki bu yaşlarda, yani 80'e geldi belki, 90'a geldi belki, artık var gibi geliyor demiş. Yine ona benzer birisini daha anlatıyordu Ümit Meriç Hoca o kitapta. Adam ateist olduğuyla övünen birisiymiş. 90'ında falan bayağı da yaşamış yani. Son nefeste şey demiş böyle. Allah'ım ölmek istemiyorum demiş. Tekrar yatmış böyle. Yani Allah'ım ölmek istemiyorum. Yine bununla ilgili Nurullah Ataç'ın ateistliğiyle övündüğü aktarılıyordu galiba. Oydu Nurullah Ataç. Ha, kızı ama yazdığı kitapta diyor ki babam diyor yaşlılığında yataktan Bismillah diyerek kalkardı. Gibi gibi hani şu düşen uçakta ateist bulamazsınız şey hakikatin de altını çizer şekilde ömür de düşerken içinde çok insan ihtida ediyor, çok insan yönünü değiştiriyor, çok insan acaba diyor. Çünkü ömrün gidişi insanı hakikatle yüzleştiriyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri de burada işte İlhan İrem olsun veya diğer başkaları olsun. Bu isimler bu durumu niye yaşıyorlar? Bu psikolojiyi niye yaşıyorlar? Gençliklerinde dinlere inanmıyorken, dinleri inkar ediyorken, ahir ömürlerinde neden dua ister noktaya geliyorlar veya İslam'a doğru yön çeviriyorlar? Onun hakikatini anlatan bir metin var. Neresi bu metin? 32. söz, 3. mevkıf, 2. noktanın 2. mebhası. 32. söz, 3. mevkıf, 2. noktanın 2. mebhası. Söz basım tasarımına göre, mizampajına göre burası 860. sayfa. 860 ve 861. Bizim okuyacağımız metin iki tarafa da taşıyor. Buraya okursak bence o soruların cevabı burada saklı.
Şöyle bir yerden başlayayım. Belki atlayacağım yerler de olacak ama soruyu okumak istiyorum. İkinci noktanın ikinci mebhası. Ehli dalaletin vekili, tutunacak ve dalaletini ona bina edecek hiçbir şey bulamadığı ve mülzem kaldığı zaman şöyle diyor ki: Ben saadet-i dünyayı ve lezzet-i hayatı ve terakkiyat-ı medeniyeti ve kemal-i sanatı kendimce ahireti düşünmemekte ve Allah'ı tanımamakta ve hubbu dünyada ve hürriyette ve kendime güvenmekte gördüğüm için insanın ekserisini bu yola şeytanın himmetiyle sevk ettim ve ediyorum. Şimdi bakın bu paragrafın içinde ne tespitler var? Biraz açmaya çalışalım. Ehli dalaletin vekili. Burada Bediüzzaman Hazretleri karşısında bir şahs-ı manevi ile münazara yapıyor tabiri caizse. O soruyor, üstad cevaplıyor, onun iddialarını boşa çıkarıyor falan. Böyle bir münazaralı metin. Burası artık onun son kısımları. Ehli dalaletin vekili yani temsilcisi tutunacak ve dalaletini, sapkınlığını ona bina edecek hiçbir şey bulamadığı ve mülzem kaldığı zaman, ilzam edilmiş, yenilmiş olduğu zaman şöyle diyor ki, son cephe, ne diyor bu? Ben saadet-i dünyayı, dünya saadetini, mutluluğunu ve lezzeti hayatı, hayatın lezzetlerini ve terakkiyat-ı medeniyeti, medeniyetin yükselme yolunu, gelişme yolunu ve kemali sanatı, sanatın olgunluğunu, yükselişini, kemalini diyelim. Hedefi daha doğrusu, hedefi neyi hedefliyor? Terakkiyat-ı medeniyet de o, medeniyetin hedefleri ne olmalı? Kemali sanat, sanatın hedefi ne olmalı? Lezzeti hayat, hayatın hedefi ne olmalı? Saadet-i dünya, dünyanın hedefi ne olmalı? Yani burada hep hedeflerin şeyi var. Ben saadet-i dünyayı ve lezzeti hayatı ve terakkiyat-ı medeniyeti ve kemali sanatı kendimce ahireti düşünmemekte. Bak bak bak. Bütün bu saadetler, mutluluklar, lezzetler ahireti düşünmemekte. Ve Allah'ı tanımamakta ve hubbu dünyada, dünya sevgisi. Sadece bu dünya için ama. Ahiret için değil. Hubbu dünyada ve hürriyette. Nasıl bir hürriyet? Her türlü günah hürriyet. Günah işleyebilme hürriyeti. Ve kendime güvenmekte. Yani ego. İnsan var ya, insan çok başka bir şey. Ben çok başka bir şeyim. Başarırım, ederim, şuyum, buyum, şöyleyim, hayatı yaşa, hayat benim hayatım falan. Bu tarz böyle ego besleyici bütün argümanları düşünün arkadaşlar. Bunlar dalaletin argümanları aslında. Güvenmekte gördüğüm için insanın ekserisini, çoklarını bu yola şeytanın himmetiyle sevk ettim ve ediyorum. Şeytanla bir olduk diyor. İnsanları ayarttık, bu noktaya getirdik. Artık onlar her şeyi dünyada arıyorlar. El cevap, biz dahi Kur'an namına diyoruz ki, ey biçare insan, aklını başına al. Ehli dalaletin vekilini dinleme. Eğer onu dinlersen, hasaretin yani hüsranın o kadar büyük olur ki, tasavvurundan ruh, akıl ve kalp ürperir. Senin önünde iki yol var. Birisi ehli dalaletin vekilinin gösterdiği şekavetli, yani şikayetli mi diyelim, şekavet kelimesine bir bakalım neymiş hatırlayalım. Sıkıntılı, mutsuz demekmiş şekavet. Şikayetli de biraz uyuyor. Ehli dalaletin vekilinin gösterdiği şekavetli yoldur, sıkıntılı yoldur. Öyle midir? Halbuki orada neler diyor, bak o ne lezzetler falan filan hepsi burada diyor. Niye üstad onu şekavetli diye tarif etti? Devam ediyoruz. Diğeri Kur'an-ı Hakîm'in tarif ettiği saadetli yoldur. İşte o iki yolun pek çok muvazenelerini, karşılaştırmalarını, ölçülerini çok sözlerde, hususan küçük sözlerde gördün ve anladın. Şimdi makam münasebetiyle binde bir muvazenelerini yine bir karşılaştırma, ölçülerinden haber verme. Yine gör, anla şöyle ki. Şirk ve dalaletin, fısk ve sefahetin yolu insanı nihayet derecede sükût ettiriyor. Ah, hayatın lezzeti diyordu, saadet diyordu, dünya sevgisi diyordu. Ne yapıyormuş? İnsanı sükût ettiriyormuş. Allah Allah. Yani aşağı düşürüyormuş. Nasıl? Hadsiz elemler içinde nihayetsiz ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. Allah Allah.
Halbuki çok mutlu görünüyorlar. Hadsiz elemler içinde nihayetsiz ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. Yani baktığınız zaman vur patlasın, çal oynasın, eller havaya falan yapan onlar. Böyle paylaşımlarını izlediğiniz zaman da işte sosyal medyada sanki günlü gün eden onlar. Öyle gözüküyor. Değil diyor üstad. Allah Allah. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve ona tevekkül etmezse o vakit insan gayet derecede aciz ve zayıf, nihayet derecede muhtaç, fakir, hadsiz musibetlere maruz, elemli, kederli bir fani hayvan hükmünde olup, bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen firak elemini çeke çeke, nihayette baki kalan bütün ahbabını bir firak-ı elim içinde bırakıp, kabrin zulümatına yalnız olarak gider. İşte bu bizim hakikatimiz. Bizim hakikatimiz o vur patlasın çal oynasın değil. İşte şurada tatil yaptım, burada yamaç paraşütü yaptım, şurada işte bilmem neyi yedim, burada nerede şunu içtim falan. Bu bizim hayatımızın hakikatini bu söylemiyor. Hakikat geçmeyecek olandadır. Değiştirilemeyecek olandadır. Sonuçtadır, akıbettedir hakikat. Yani öyle ortaya çıkar. Eğer sonucu yoksa hakikatsizdir deriz değil mi? Mesela bir çocuk bize numaradan çok dürüst gibi davrandı falan filan ya da çok iyi bir arkadaş gibi davrandı falan. Sonra bir hile yaptı, ihanet etti veya işte dolandırdı bizi falan. Deriz ki ya ne hakikatsiz adammış. Bizim orada mesela Sivas'ta bu tabir kullanılır. Ne hakikatsiz adammış. Ne demek istiyor? Yani o bilgi sahibi değil mi diyor. Yok, o manada demiyor. Yaptıklarının, gözüktüklerinin, sergilediklerinin hakikati onda yokmuş. Devamlı değilmiş. Neticesi o değilmiş. O sadece görsellikmiş. Bu manada onu söylüyor. Çünkü hakikat kalıcı olandır. Şimdi insanın hayatına baktığımız zaman da insanın hayatında eller havaya mı kalıyor? O eğlenceler, partiler, şunlar bunlar mı kalıyor? Lezzetler, gençlikler, koşturmalar, ettirmeler mi kalıyor? Yoksa burada bahsedilen şey mi kalıyor? İnsan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve ona tevekkül etmezse o vakit insan gayet derecede aciz. Bu bizde kalıcı bir şey. Değil mi? Bak Ukrayna'da ne zenginler vardı kim bilir. Ya da ne mutlu insanlar vardı dünya cihetiyle. Ama bir savaş, her şey tersine döndü. Ve zayıf. İnsan aciz ve zayıf. Nihayet derecede muhtaç. Yani zenginlik ihtiyaçları değiştirmiyor. Hala aç o adam mesela. Fakir acıkıyor da zengin acıkmıyor mu? Yo, o da acıkıyor. Değişen bir şey yok ki aslında. Onun sağlayabilme şeyi var, imkanı var. Muhtaçlığı yine değiştiremiyor. Fakir, hadsiz musibetlere maruz. Fakir ihtiyaç sahibi demek yine. Hadsiz musibetlere maruz, değil mi? Kaç çeşit hastalık vardır? Say say bitmez. Kaç çeşit kaza gelebilir bir insanın başına? Evinin içinde kaç çeşit kaza olabilir? Literatüre girmiş kaç çeşit ev kazası vardır, ölümlü veya yaralanmalı? Hepsi musibet. Trafikte kaç çeşit kaza olmuştur? Literatürde kaç çeşit şey girmiştir? Kaza çeşidi. Kim bilir neler neler. Geçen okudum mesela. Araba kaza yapıyor, lastik fırlıyor. Yoldaki adamı yaralıyor. Yani lastik, araba lastiği fırlamış, gitmiş. Nasıl hızlı fırladıysa artık. Yoldaki adama çarpıyor, adamı yaralıyor. Olmaz mı? Oluyor işte böyle şeyler. Bu da mesela bak. Musibetlere maruz. Türlü türlü, bin türlü musibet insanı her an kolluyormuş gibi. İnsan her an cephede, siperdeymiş gibi. Elemli, kederli bir fani hayvan hükmünde olup, bak hayvanlaştırıyor insanı. İnsaniyetinden uzaklaştırıyor bu anlayış. Allah'tan uzaklaşma aynı zamanda insan için, çünkü insan Allah'ı bilmekle hayvandan ayrılıyor. İnsaniyetten de uzaklaşma anlamına geliyor. Bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen devamlı firak elemi, ayrılık elemi çeke çeke nihayette baki kalan bütün ahbabını bir firak-ı elim, çok büyük elim, acılı bir ayrılık içinde bırakıp kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Zaten yolculuk boyunca hep ayrılık yaşıyor. Yani mesela birisinin ben İhtida Öyküsünü okumuştum veya dinlemiştim bir yerde, tam aklıma gelmedi, yalan olmasın. Adam şey diyor,
Yani bir parti hazırladık diyor işte, bir hafta 10 gün neyse ona uğraştık diyor. Ondan sonra bir gece sonra hani her şey işte kutlandı, eğlence oldu falan falan. Sabah kalktım ki diyor geriye enkaz kalmış. Adam o zaman sorgulamaya başlamış, ya hani bunun için mi yaşıyoruz? 10 günlük hazırlık bir saatte hiç oluyor. Geriye çöp kalıyor. Bu bana dedi o zaman, o adam öyle demişti yani. Ya da yazmıştı yani. Yani bu bana çok şey geldi, çarpıcı geldi, çok sarsıcı geldi. Yani emeğimizin bu kadar kıymetsiz olması, hani bunun daha kalıcı bir sonucu olmalı diye düşündüm. Oradan adam Allah nasip etmiş işte, o aramış. İslam hidayetini nasip etmiş orada. Adam orada ayılmış. Hakikaten de öyle. Yani Allah ahiret olmadıktan sonra buradaki akçeleri bir sonsuzluğa dönüştürmedikten sonra, buradaki zaman akçelerini bir sonsuzluğa adayamadıktan sonra, burası hakikaten çok fani. 100 günlük emek, 1 saatlik iş. Bir ödül töreni oluyor mesela. Belki o ödül töreni için 3 ay, 4 ay önceden ayarlamalar başlıyor. O iş için mesai sarf eden insanlar oluyor. 1 saat, 2 saat ödül töreni püf, bitti. O adamın 3 aylık emeğinin karşılığı o 1 saat mi? Ya da işte mesela yaşıyoruz, bir maaş alıyoruz. Bazen insan şey yapıyor, yani bu kadarcık mı ya diyorsun. Hani bütün hayatımın varlığı şu kadar para almak mı? Yani o tatminsizlik, aslında o tatminsizlik mübarek bir şey. Bizi işaret ediyor ki ya bak, buraya konsantre olma. Buradan daha aşkın bir şeyler var. Sen onun için yaratılmadın. Yine hep söylüyoruz ya, traktör yolundaki Ferrari gibisin sen burada. Rahatsızsın. Burası doğru yer değil senin için. Bu hedefler doğru hedefler değil. Daha aşkın bir şeyler bulmalısın. Bak, Allah'ı, ahireti bulmalısın. Sonsuzluğa adanmalısın ki bu dünya sana ziyan gelmesin. İnsan 3 lirayla 300 lira kazandığında mutlu olur değil mi? Çünkü az verip çok alıyor. 300 lirayla 3000 lira kazandığında mutlu olur. 3 lirayla 3 milyon lira kazansa çok çok mutlu olur. Bu işin nihayetine, bu işin nihayette fani zamanda sonsuz ahireti kazanmakla olur. Bak, fani hayat, sonsuz ahiret. Bunu kazandığın zaman işte en büyük kazanç budur. Ne kadar kazanç büyükse bizi o kadar tatmin eder. 3 koydun, 6 aldın, işte 3 koydun, 300 aldın, o 3 koydun, 3000 aldın, 3 koydun, 3 milyon aldın, of mesela. Ya sonsuz aldın, o zaman işte en zirvesi. Kesin tatmin burada. O yüzden Kur'an buyuruyor, kalpler meali şerifiyle kısa. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Çünkü Allah sonsuzluğu verebilir ancak. Allah'ı anmak, onun arka planında sonsuzluğu da anmaktır. Hatırlamaktır. İnsan faniyatın içinde sonsuzluğu hatırladığı zaman tatmin olur. Ancak diyelim, hızlı geçelim burayı biraz. Yani o zenginlik falan filan boş. Bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen firak elemini çeke çeke, elinden dikenli teller gibi çekile çekile, yaralaya yaralaya, nihayette baki kalan bütün ahbabını, dostlarını bir firakı elin içinde bırakıp kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Kabre girdiğin zaman kimse var mı yanında? Yok. Artık orada tahtaların altında, toprağın içinde yalnızsın. Bıraktın her şeyi. Kesin bir ayrılık, elim bir ayrılık. Hem müddeti hayatında gayet cüz'i bir ihtiyar, seçme gücü, daha iyi seçme gücü diyelim, ihtiyar o demek. Yani bu yaşlı manasındaki ihtiyar değil. Gayet cüz'i bir ihtiyar, gayet küçük bir seçme gücü ve küçük bir iktidar ve kısacık bir hayat ve az bir ömür ve sönük bir fikir ile nihayetsiz elemlerle ve emellerle faydasız çarpışır ve hadsiz arzuların ve makasıdın tahsiline semeresiz boşu boşuna çalışır. Elinde olan ne? Eline geçen ne? Bak, elinde olanlar, müddeti hayatında elinde olan müddeti hayatı bir. Ne kadarsa Allah ne kadar ömür vermişse, 50-60 sene, 70 sene, en fazla 100 sene diyelim. Gayet cüz'i bir ihtiyar. Daha iyi seçebilme gücü var ama o cüz'i. Yani bir sınırı var, üstüne çıkamıyor. Önüne işte bayat ekmek, taze ekmek gelirse taze ekmeği seçiyor. Ama bayat ekmek yerine mesela bir altın külçesi seçemiyor. Orada sınırı var. Yani seçebileceğinin sınırı var. Gayet cüz'i bir ihtiyardır bu yani insan için.
şu hayatın kabında hepimiz sınırlar içindeyiz. Ve küçük bir iktidar yapabildiklerini yapabilme gücü ne kadar? Az, çok az. Ve kısacık bir hayat. Zaten konuştuk. Az bir ömür. Onu da konuştuk. Burada kısacık bir hayat ve az bir ömür mesela niye ikisini beraber söyledi? Ya kısacık bir hayat yetmedi mi? Niye az bir ömür diyor? Ömürden bence hayatın kısalığını, zamansal kısalığını, hayattan da şunu söylüyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın Hay isminin bizde ne kadarı tecelli ediyor? Hayatı farkındalık olarak alırsak, biz mesela neyin ne kadar farkındayız? Neyi ne kadar görebiliyoruz? İnsanın hayatı hayvandan aşkındır. Neden? İnsan hayvandan daha çok şeyin farkında. Yani o hayatın içine akılla, idrakle gelişkin yanları var hayatın insanın, hayvana göre. Ama o da sonuçta az bir hayat. Yani Cenab-ı Hakk'ın Hay isminin tecelli mertebeleri içinde o hayatın şeyi ne ki? Ve az bir ömür ve sönük bir fikir ile, kapasite azlığı bunlar hep, nihayetsiz elemler nelere ulaşabiliyor? Elemlere ulaşıyor. Lezzete de ulaşsa ayrılığı elem oluyor. Emellerle, hedefler, hayallerle faydasız çarpışır ve hadsiz arzuların ve makasıdın tahsiline, yani maksatları, arzuları tahsil etmeye, elde etmeye, semeresiz, meyvesiz, boşu boşuna çalışır. Yani hepimiz düşünelim bunu, hepimiz yaşıyoruz. Çocukken kurduğumuz hayallerin ne kadarı gerçekleşti? İşte belki 20 yaşımızda geldiğimizde şöyle yaparım, böyle yaparım diye ilerisi için 40'lara, 50'lere kurduk hayaller. Geldiğimiz noktada ne oldu? Ne kadarına varabildik? Varanlar olsun mesela içimizde, onlar azdır ama onlar ne kadar tatmin oldu? Diyorlar ya Rahmi Koç'un midesi ülsermiş. Böyle bir inşaatına gitmişti artık onların sitemi inşaat ediyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyoruz. Konaklar mı villa mı? Bakmış ki orada bir tane işçi, böyle adam soğanı kırıyor. Önünde domates falan böyle yemek yiyor yani. Günlük tayınını yiyor. Gıpta etmiş. Demiş şunu çağırın demiş. Ben şuna bir yemek ısmarlayayım. Adamı götürmüş işte bir lokantaya. Güzelce yedirmiş. Demiş bak ben o kadar zenginim. Hikaye doğru mu gerçek mi bilmiyorum. Yani yalan mı gerçek mi bilmiyorum ama anlatılıyor. Bak ben o kadar zenginim, midemde ülser var, bunları yiyemiyorum. Ama diyor sen işte sağlıklısın, bunları yiyebiliyorsun. Üstad da mesela iktisat risalesinde galiba, hangi risaledeydi ya? Hani fakirin diyor ekmeğin, kuru ekmeğinde öyle bir lezzet bulunur ki zenginin köftesinde bulunmaz diyor. Bu tamamen şey yani, kim neye ne değer veriyor, ona bağlı bir şey. Hem kendi vücudunu yüklenemediği halde koca dünya yükünü biçare beline ve kafasına yüklenir. Sabahtan akşama kadar sosyal medyada yazdıklarımızı düşünün yani. Bizim taşıyacağımız yükler mi onlar? Bir şey değişiyor mu biz yazınca? Yok. Ama duramıyoruz. Daha cehenneme gitmeden cehennem azabını çeker. Ona üzülür, buna endişelenir. İşte Ukrayna'da savaş var, Suriyeli kardeşlerimiz ne hale geldi, Mısır'ın durumu şöyle, Doğu Türkistan'da Uygur kardeşlerimize neler oluyor... Hep bunlar tabii Müslümanın Müslüman için dertlenmesi lazım ama burada bir haddimiz var bizim. En yukarıda Allah var. Yukarıda derken yön olarak değil, tasarruf etme yetkisi olarak yani. Hepsinin tasarrufu Allah'ın elinde. Bizim bir sınırımız var, bunu biliyoruz. Müslüman bunu biliyor. Ama bilmesek bunu, hepsinin yükü bizdeymiş gibi gelir. Allah'ı alemden çeken adam, altını çizelim bunun, Allah'ı alemden çekip alan adam... Kendi tasavvurunda o pozisyona kendi geçmek zorunda kalır. Çünkü oluyor bunlar, olanlar karşısında. Peki bunların acı yükünü, sorumluluk yükünü, tasarruf yükünü kim kaldıracak? Bu sefer kendisi oraya oynamaya başlar. Çoğu da çıldırıyor zaten bunları düşünmekten, kafayı yiyorlar. Allah bizi korusun öyle olmaktan. Evet, asıl yere geldik. Burası işte bu paragraf bence işte İlhan İrem olsun, başkaları olsun, onların böyle ilerleyen yaşlarında yaşadığı bu psikolojiyi çok güzel anlatıyor. Evet, şu elim elemi ve dehşetli manevi azabı hissetmemek için ehli dalalet, iptali his, hisleri iptal etmek nevinden, türünden, gaflet sarhoşluğuyla muvakkaten hissetmez.
Yani bir şeylerle kendini uyutuyor, unutturuyor. Bu acıları, asıl dalaletin hissettireceği, o yukarıda tarif ettiği acıları geçici olarak hissetmiyor. Muvakkaten hissetmez. Fakat hissedeceği zaman, bak, kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. İlhan İrem 2010 yılında verdiği röportajda dinlere inanmıyorum diyor. 2022'de sevenlerimden dua istiyorum diyor. Nasıl geldi bu noktaya? İşte şu elim elemi ve dehşetli manevi azabı hissetmemek için ehli dalalet, iptali his nevinden gaflet sarhoşluğuyla muvakkaten hissetmez. Fakat hissedeceği zaman, kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. Çünkü Cenab-ı Hakk'a hakiki abd olmazsa kendi kendine malik zannedecek. Halbuki o cüzi ihtiyar, o küçük iktidarı ile şu fırtınalı dünyada vücudunu idare edemiyor. Hadi hastasın, iyileştir kendini. Yapamıyorsun, bir sınırı var. Bazı hastalıklar var, yani artık seni aşıyor, beni aşıyor, doktoru aşıyor, tıbbı aşıyor. Fark ediyorsun bunu, hadi bakalım. Şu fırtınalı dünyada vücudunu idare edemiyor. Hayatına muzır mikroptan tut, ta zelzeleye kadar binler taife düşmanları her vakit kendine müthiş görünen kabir kapısına bakıyor diyor ve bu metin devam ediyor. Biz bu kadarıyla yetinelim. Okumak isteyenleri de başta neresi olduğunu söyledik, oraya havale edelim. Oradan devam edip okuyabilirler, derslerini tam alabilirler. Efendim, bizim kıssadan ise dersten nasihat olarak alacağımız şu: o gün gelmeden uyanmak lazım. Yani hakikatle yüzleşip, evet ya, bunlar var, bunlar çevremde zaten oluyor, kendimi uyutmanın, kandırmanın, gözümü kapamanın bir çare olmadığını fark etmeliyim deyip, Allah'tan başka gidilecek yer olmadığını görüp, bugünden sermaye biriktirmeye başlamak lazım. Cenab-ı Hak bizi her anını o kıymette yaşayan, o sermayeyi biriktiren insanlardan eylesin. Hidayetini, istikametini üzerimizden eksik etmesin. İnşallah İlhan İrem bu şuura ermiştir, bu uyanışı yaşamıştır. Ne mutlu olur onun için, ne mutlu olur bizim için. Çünkü cennette insan sıkışıklığı yaşanmaz. Yani bir kişi daha girse cennetimiz daralmaz. Hani inşallah hakikati vardır bu dönüşünün diye de umalım. Ama son ana kadar da riske girmemek lazım arkadaşlar. O son anda ne olacağı belli olmaz. Ölüm aniden de gelebilir. Ve hayata göre de o fırsat verilmeyebilir. Kötü bir hayat yaşadıysanız sizin gözünüz de o anlarda açılmayabilir. Cenab-ı Hak ferasetimizi her daim üzerimizde uyanık eylesin diyelim. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki entel meselelere, dantel çözümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.